Fenerbahçe yine yeniden transfer yaptı. Allah'tan Ali Koç böyle oturmuş takımımız var diyordu. 3-4 transferle bu iş tamam diyordu ya. Sadece bir haftada o kadar adam aldı. Neyse onu ayrıca değerlendiririz, konuşuruz. Şeyi de hiç sormayın. Putin diye bağırmanın makul hiçbir yanı yok. Yavuz Sultan Selim'in güzel bir sözü var. Kalabalıklar kördür, birbirine temas ederek ilerler demiş. Tam bir örneği oldu. Bu konuyu savunan adamla da konuşmayın. Bu konuyu o takım, bu takım, sizin takım, bizim takım ne de konuşmayın. Luan Perez'e geleyim hızlıca. Editör kardeşim Semih Duras'ı ile beraber bakarken bir fark ettik ki adam 19.07 doğumlu, biliyor musun? Seversiniz diye söyledim. Marsilya taraftarı da bayılıyormuş. Sebeplerini anlatacağım. Müsaadenizle bir sponsorumuza teşekkür edeyim. Başlayalım. Trendyol Yemek'ten söz edeceğim. Onlar artık Türkiye'nin 81 ilindeler. Sıcak sıcak, yüzlerce lezzet. Hangi şehirde olursanız olun sipariş verebiliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Trendyol'a gireceksiniz. Trendyol Yemek'e tıklayacaksınız. Hamburgerinden pizzasına, tatlısından pidesine, sevdiğiniz yemekleri sıcak sıcak hızlı yiyebilin diye açıklamaya bir de link bıraktım. Üstelik ilk siparişinizde %50'ye varan indirim var. İlk siparişinizden sonra 10 lira, ikinci siparişten sonra 15 lira, üçüncü siparişten sonra da 20 lira kupon sizi bekliyor. Hala denemeyen varsa sipariş vermenin tam zamanı. Okey, hadi başlayalım. Güzel insanlar, yine yeniden bir savunmacı geldi Fenerbahçe. Bu kez neyse ki rotasyonda iş yapar diye alınan o sayısız oyuncular gibi değil. Gelsin direkt olarak 11'de oynasın, savunmamıza bize güven versin, güven veren oyuncu olsun diye alınıyor Luan Perez. Çünkü kolay değil, kim ayrıldı? Sıradan biri değil, komple bir paketli adam. Hoca da söylemişti zaten, yeri kolay kolay dolmaz diye. Kimi getirirsen getir, bir tarafı eksik kalacak tabii. Ama Luan Perez o eksikleri bir nebze de olsun kapatabilecek bir oyuncu olarak alındı. Yönetim en azından teknik heyetle beraber buna inanıyor. Beklentiyi yükseltmek gibi olmasın ama biz de izlediğimizde oyuncudan bir etkilenmedik değil. Kısa izlemeler tabii bunlar. İşin savunma kısmında savunmacının en önemli işi nedir, ona bakıyorsun. Hamle yapıyorsan rakibe ya ayakta yapacaksın. Kayarak yapıyorsan da böyle tereyağından kıl çeker gibi faulsüz tamamen topa dokunarak atağı keseceksin. Perez'in zamanlaması, iyi hamleleri bizi biraz etkiledi, dikkatimizi çekti ki Fenerbahçe savunmasındaki en büyük eksiklerden biriydi bu. Hamle zamanlamasında geç kalmak, bazen hamleyi yapamamak, rakibin işte ceza sahasına girişlerini engelleyememek, kim sonrası bunlar olacaktı. Bunu da Luan Perez kesebileceğini gösteriyor bizlere. Zaten geçen sene Marsilya maçlarından da ufak tefek de olsa bir alışkanlığımız var. Driplingle alır gider ya Anadolu maçlarında rakip kanat forvetler. İşte Perez oralarda atakları kesen, topu kazandıran oyuncu olabilir. Böyle pek çok pozisyonu önleyebilir. Kolay bir hayatı da olan biri değil. Futbolda tutulması da kolay olmamış. Onu da söyleyelim. Her zaman hayali Avrupa'da oynayan, değer gören bir savunmacı olmakmış. 2018'e kadar ülkesinde kalıyor. Sonra kulüp Bruges'e gidiyor. Orada çok kalıcı olamadığını baştan söyleyelim. Santos yaptı falan ama San Paoli ona güvendi, Marsilya'ya getirdi. Biz de orada baktık zaten. Taraftarın da orada sevgilisi olduğunu söylemiştik. Bir anda oldu o. Niye? Çünkü Marsilya'da, bu arada orada da tutulması kolay olmadı ha. Daha ilk maç Montpellier maçı. 3-2 kaybediyorlar. Adam kendi kalesine gol atıyor. Yani düşünsene, bir yeni transfer için en kötü olay. Üstüne bir şanssızlık daha yaşıyor. Ne? Evini soyuyorlar Marsilya'da. Oralarda o işler çok oluyor biliyorsunuz. 2 ayda bunlar oluyor. Ulan herhalde yine Avrupa kariyeri bizim için hüsran olacak falan derken San Paolo da çok kurt hoca biliyorsunuz. Savunmanın en önemli halkalarından biri haline getiriyor. En güvenilir adamlardan biri haline dönüşüyor. Ve hani Avrupa performansı soru işareti falan filan derken hocanın da yine Jesus olması burada büyük avantaj. Güney Amerikalı olsa diyelim mi, Portekizli olmasına rağmen o biraz tanıyor. Yani ikinci dil ya zaten Portekizce oyuncunun da. Yine o dile gidildi, yine o bölgeye gidildi. Belki Avrupalı hoca biraz daha zorlanabilirdi ama bu Güney Amerikalılar Perez'in oyun tarzını seviyor. Jesus'un ısrarla onu istemesi de buna bir işaret olabilir diye düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe Perez'le birlikte iki bölgeye birden hamle yapıyor. Onu okumuşsunuzdur. Sol bek'i de bir yedeklemiş oluyor. Stoper'e de as ekleme yapmış oluyor. Çünkü geçen sezon Marsilya'da sol bek oynamıştı da var. Hatta Galatasaraylı arkadaşı Ozan dedi ki ya Feghouli ne duman etmişti bunu dedi. O bölgeden kaynaklanıyor. Ferdi her maçı kaldıramıyor ki. Şöyle bir şey var. Bu hocanın sisteminde belli ki beklerin performansı ve dinamizmi çok önemli. Bu da yedeklemeyi beraberinde getiriyor. Şeyi unuttum, Marsilya taraftarı niye çok seviyor diye. Her maçta elinden geleni yapıyor da o yüzden seviyor. Tribünlerin önünde oynuyorsun ya bir de. O yüzden fazlaca tezahürat yaptığın insanlardan biri olduğunu söylemek lazım. Ama adam kendini stoperde hissediyor. İkili mücadelelerde iyi olduğu için, fiziğine göre hızlı olduğu için, hamle yapmayı sevdiği için
çok seviyor stoperde oynamayı. Eksik olarak da zaman zaman yaptığı pozisyon almalarda, bazen konsantrasyonda, bencesi bu, sıçramada ufak tefek sorunlar var. Onu söylemiş olayım. Böyle her kafa topuna kafa kafaya girer mi, ben onu garanti edemem. Kendi izlediğim kadarınca söylüyorum, onu da söyleyeyim. Ben bir scout değilim yani. Onu da söyleyeyim. Peki niye ayrıldı o zaman, bu kadar seviliyordu? MRC ile Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Takımda bir kabuk değişimi var. San Paolo sonrası Tudor, biliyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'ne uygun daha yüksek kaliteli oyuncu arayışında. Hoca değişti yani kısacası. Tudor diyor ki ben yüksek yoğunluklu oyun oynayacağım. Benim stoperim başka olsun diyor. Oyuncu da San Paolo ile iyi anlaşıyordu. Ben bu hocayla yapamam diyor. Konuşulan bu en azından. Bir fırsat transferi gibi gözüküyor. Belki de ondan bu kadar geç ayrılıyor takımdan. Hani yeni sezon, yeni yapı, kampa gittiler falan filan. Oyuncu aradığı ortamı, hocadan istediği ilgi alakayı görememiş olabilir. Ama Fenerbahçe çok yönlü bir oyuncu aldı. Üçlünün sol stoper oynar mı? Oynar. Dörtlünün solunda az önce söyledik oynar mı? Oynar. Çok değerli bir veri var. Geçen sezonu sol bek geçirdi ki bek pozisyonunda en iyi 5 ligdeki tüm sol bekler arasında en yüksek pas isabeti olan oyuncu da Perez. Bu önemli. Bunun iyi yanları da var tabii, kötü yanları da. İyi tarafı garantici oyunu. Rakibe top kaptırmaması. Kötü pasla ki böyle karşıya atak yemezsin yani. Kötü sayılabilecek kısma geçeyim hızlıca. Riskli pas denemesi az ya. Hani gerektiğinde ne istiyorsun? Böyle savunma arkasına at kardeşim o topu. Hani uzun pas at, orada bir şeyler çıkarabilsin falan. Bunları da çok deneyen bir adam değil Perez. Ama orta, kısa pas, bunlar da özel birisi. Bunu hani 20 metre olarak sınırlandırabiliriz. Rakibin baskılarında oyunu çevirirken çok iyi bir ayağa sahip oldu Fenerbahçe. Daha sonra baskı yedin. Oralarda da yağ yakmaz, yolda bırakmaz isimlerden bir tanesi. En azından 5 büyüklükteki verileri onu söylüyor bize. Tabii ki futbolda hatalar var ama Perez'in kötü pasıyla rakipler böyle bir anda karşı atak şansı buldu mu, öyle bir veri yok. Fizik kalite, güç, dirilik en önemli şeylerdendir savunmacılarda. Perez'de bunlar var gibi duruyor. Onu söyleyelim ve bu noktada Fenerbahçe'nin stoper hattına da bir bakmak lazım. Perez Zalai yapılırsa şimdi iki tane sol ayaklı stoper tandemi oluşacak. Yani bu hani çok karşılaştığımız, çok değerlendirdiğimiz bir şey değil. Futbolda bu çok yok. Hani iki sağ ayak görüyoruz ama iki sol ayak ben görmüyorum. İspanya milli takımında falan var. Nadir. Yani bunun hakkında da çok güzel bir makale yazılmış. Semih Duras'ı söylemişti. Çok Bleach Report mu? Öyle bir şey. Özür diliyorum ama. Hani vücudun konumundan, aldığı açıdan dolayı iki sol ayaklı stoperin beraber kullanılması dezavantaj yaratabiliyor diyor makalede. Onu da böyle araya sıkıştıralım Semih söylemişken. Fenerbahçe biraz daha sol kanat ağırlıklı oynamaya çalışıyor. En azından öyle gördük Dinamo Kiev maçlarında. İşleri soldan çözmeye çalışıyorlar gibi. Rakip ceza sahası çevresinde oyun biraz daha sağa terse dönüyor ki dönmeli de. Ama ikinci bölgeye geçerken soldan daha fazla kurulum görüyoruz. Burada belki o yüzden mi istedi falan fazlaca soru işaretinde var. Yani ne çıkacak bu işten? Et mi çıkacak, balık mı çıkacak? Onunla ilgili ben açıkçası çok fazla fikir sahibi değilim. Zaten yani erkenden fikir beyan etmeyi de doğru bulmuyorum. Henüz Temmuz'un sonundayız. Fenerbahçe'yi izlemek lazım. Fenerbahçe'nin oyun kurgusunu, oyuncu şablosunu oturtmasını izlemek lazım. Tanıklık etmek lazım. Ondan sonra yangın çıkarılacaksa çıkarılır. Ondan sonra övülecekse, mübalağa yapılacaksa o mübalağa mutlaka yapılır. Sadece ezber bozan bir şey. Herkes de bir sol ayaklı olur, bir sağ ayaklı olur, okey. İki sağ ayaklı olur, okey. İki sol ayaklı bilmiyorum. Ben onu çok fazla yorumlayamıyorum. Sadece nacizane bir soru işareti olarak şöyle bir tırnak atmış olayım. Orada dursun öyle. Bir özelliğinden daha bahsedeyim. Oyuncu baskı altındayken çevresi de kapalıysa böyle driblinge falan girebiliyor. Çalım atıp geçebiliyor. Stoperlerin hani bu şekilde topla ilişkilerin iyi olmasını da sever herkes. Çok kritiktir de. Bek özellikleri de var dedik ya. Biraz topla ilişkisinin getirdiği nimetlerden bir tanesi. O bir anda hat kıran çalım derler ona, böyle sıyrılmalar yapabiliyor. Bunun Fenerbahçe en büyük artısı. Rakip baskılarının kırılması olabilir. Rakip takım sonuçta baskı yaptığında da topla onu geçen bir stoper iyidir, fena değildir. Ha, neyi sevmezsiniz? Golü yok bu adamın abi. Yani savunmada bir lider buldu Fenerbahçe. Her transferde olduğu gibi bunda da riskler var. Futbolda bunlar var. Ama golü olmayan bir stopere çok alışkın değil Fenerbahçeliler. O da söyleyeceğim diğer bir soru işareti. Onu da söylemiş olalım. Tek hamleyle sol bek yedeklendiği için mantıklı. Stoper bulunduğu için mantıklı. Bundan sonrası artık hocanın ondan verim almasında, Perez'in takıma uyumlu hale gelmesinde ve bizim de oturup seyrettikten sonra buna ikna olmamızda, ona da hep beraber yaşayıp görüp bakacağız efendim, tamam?